Arkadaşlar merhabalar bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu bölümde kurulum ve temel ayarlar konularını işleyeceğiz. İlk dersimizde örnek topolojiden bahsedeceğiz. İkinci dersimizde management server kurulumunu yapacağız. Üçüncü dersimizde ise firewall kurulumunu gerçekleştireceğiz. Dördüncü dersimizde ise bu kurduğumuz firewall'u management server'a ekleme konusunu işleyeceğiz. En son olarak 5. dersimizde ise evde veya ofiste lab yapabilmeniz için bir lab örneği göstereceğim ve VMware Workstation üzerinde nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi ilk dersimize örnek topolojimizden bahsederek başlayalım. Şimdi arkadaşlar labımızda kullanacağımız topolojiyi inceleyelim ve neler yapacağımızı anlayalım. Burada topolojimizin sol tarafında İstanbul ofisimiz var. Topolojimizin sağ tarafında ise Ankara ofisimiz var. İstanbul ofisimizde bir tane management server kurulumu yapacağız. Bir tane firewall kurulumu yapacağız. Bir tane web serverımız var. Bir tane aktif direktörümüz var. Bir de smart konsol yazılımını kuracağımız bir PC'miz var. Ankara tarafında da bir tane PC'miz var. Buradaki subnetimiz 192.168.20.0 olacak. Buradaki firewall'un Ethernet 1'ine bağlı olan subnetimiz de 172.16.0.0 subneti olacak. One tarafında 44 34 00, 24 subnetini kullanacağız. Firewall'ların Ethernet 0 portlarını One portumuz olarak kullanacağız. Bir de İstanbul'daki web server tarafında 11 0 subnetini kullanacağız. Checkpoint'te iki deployment model vardır. Bir distribüt deployment model, ikincisi ise standalone deployment model. Yani distribüt deployment modelin Türkçesi dağıtılmış dağıtım modeli. Standalone modelde ise Firewall ve Management Server tek bir cihazda çalışır. Yani Management Server'ı ayrı bir cihaz olarak kurmazsınız. Bu iki cihazı tek bir cihazla kurduğunuz zaman standalone olarak çalışır. Ama biz labımızda Distribute Deployment modelini kullanacağız. Yani Management Server'ımızı kuracağız ayrı olarak ve Firewall'larımızı bu kurduğumuz Management Server üzerinden yöneteceğiz. Ağınızda 100 tane Firewall varsa bir tane Management Server alıyorsunuz ve ağınızdaki bu 100 tane firewall'u bu management server'a register ederek bu management server aracılığıyla firewall'larınızı yönetiyorsunuz. Bu modele distribute deployment model diyoruz. Eğer dediğim gibi ağınızda management server kullanmazsanız cihazlarınızı standalone olarak tek başına kullanabilirsiniz. Zaten kurulumu yaptığım zaman management server ve security gateway aşamalarını detaylı olarak tekrardan anlatacağım. Şimdi kuruluma başlamadan önce bir de checkpoint'in management server ve security gateway versiyonlarının karşılaştırmalarına bakalım. Ondan sonra management server kurulumumuza başlayalım. Şimdi bu sayfamızda ise management server ve security gateway versiyonlarının karşılaştırmalarını görebilirsiniz. Buradaki tarafımız security management versiyonlarını göstermekte. Buradaki tarafımız ise security gateway yani firewall versiyonlarını göstermekte. Eğer siz R81 versiyonunda bir security management server kurarsanız yönetebileceğiniz firewall versiyonları bunlar. Yani R77 30'dan R81'e kadar yönetebilirsiniz. Eğer R80 management server versiyonu kullanırsanız R77'den R77 30'a kadar yönetebilirsiniz. Yani R80 onu yönetemezsiniz. Security gateway'in versiyonu management server'dan daha düşük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu dokümanı da videoların altından indirebilirsiniz. Şimdi karşılaştırma tablomuza da baktıktan sonra bir sonraki dersimize geçerek management serverımızın kurulumuna başlayalım arkadaşlar.